Merhaba. EHP ürünlerimizde 2.92 sürümü ile birlikte malzeme kartı müşteriler tedarikçiler sekmesinde satırda cari hesap seçmeden paket bilgilerin tanımlanabilmesi sağlanmıştır. Bu geliştirme ile birlikte her cari hesap için ayrı paket bilgileri girilmeden malzeme kartında cari hesap bilgisi seçilmemiş satırda belirtilen paket bilgilerine göre paketleme işlemi yapılabilmektedir. Örneğin A malzemesinin müşteriler tedarikçiler sekmesinde herhangi bir cari hesap seçmeden paket kodu alanından paket bir kartını seçiyoruz ve malzeme paketleme miktarını da A malzemesi için 5 olarak belirtiyorum. Diğer bir satırdaysa örneğin bir nolu cari hesap için paket 2 paketini seçip paketleme miktarını da 10 olarak belirtiyoruz. Bu durumda bir nolu cari hesap dışındaki bütün cari hesaplara ait girilmiş olan irsali, sipariş ya da dağıtım emirleri paketlenirken cari hesap seçilmemiş satır üzerindeki paket bilgilerine göre paketleme işlemi yapılacaktır. Bir nolu cari hesap için ise bu cariye özel olarak tanımlanan paket bilgileri üzerinden paketleme yapılacaktır. Müşteriler tedarikçiler sekmesinde sadece cari hesap kodu seçilmemiş tek bir satır olmalıdır. İkinci bir satır tanımlanmak istediğinizde bilgileri girip malzeme kartı kaydedildiğinde cari hesap seçilmemiş birden fazla satır olamayacağına dair uyarı gelmektedir. Bu uyarı gördüğünüzde eğer birden fazla cari seçilmemiş bir paket satırı varsa satırlardan birinin silinmesi gerekmektedir. Malzeme kartı kaydedildikten sonra paketleyeceğimiz irsaliyelerimizi bir göz atalım. Bir nolu cari hesap için girilen irsaliyede A malzemesine 20 adet girilmiş. İki nolu cari hesap için 30 adetlik bir irsaliye girilmiş durumda. 3 nolu cari hesap için ise 45 adetlik bir irsaliye girilmiş durumda. Paketleme fişlerine geldiğimizde ekle yapıp irsaliye alanını seçiyorum ve bir nolu cari için girmiş olduğum irsaliyeyi seçip burada kontrol ettiğimizde irsaledik toplam miktar 20 olarak belirtilmiş. Cari hesap için paketleme miktarını 10 olarak belirtmiştik. Otomatik paket yaptığımızda paket 2 üzerinden 10'ar adetlik 2 paket oluşturdu. Diğer cariler için girdiğimiz irsaliyeler için paketleme yaptığımızda ise örneğin 2 nolu ve 3 nolu cari hesaplara girdiğimiz irsaliyeler için otomatik paketleme yapıldığında bu durumda bu carilere özel bir paket tanımı yapılmamıştı. Her hesap seçilmemiş paket bilgileri üzerinden paketleme işlemini gerçekleştirdi. Burada cari hesap seçilmemiş satırda paket bir paketini kullanmıştık ve paketleme miktarını da 5 olarak belirtmiştik. Bunlar için paket bir kullanıldı ve 5 adetlik miktarlar üzerinden paketleme işlemi gerçekleştirildi. Cari bir için ise paket 2 kullanıldı ve bu cariye özel tanımlanan bilgiler üzerinden paketleme işlemi gerçekleştirilmiş oldu. İzlediğiniz için teşekkürler.